Bir uydurmanın peşine 50 kişiyi takarsın yani. Batılın peşine 50 kişiyi takarsın. Değil mi? Püüü. Bir masumcular çıktı. Biz kendi içimizden de olsa yanlış olanı teşhir ediyor muyuz? Ediyoruz. Çünkü Efendi Hazretleri uzaklaştırmış. Ben Efendi uzaklaştırdığı adamı ilan etmesem olur mu? Millet çoluk çocuğu verecek. Ondan sonra bana ne hücumlar ne hücumlar. Hiç onlar hakkında bile ilk konuşan kim oldu yine? İlk uyaran kim oldu? Yine ben oldum. Ondan sonra başıma neler gel? Ne kadar sövdüler bana. Sarıklı cübbeli adamlar. Adı da İsmaila koymuşlar kendilerini. Bütün videolarla uuu, e, ne yapayım? Efendi uyardı burada. Burada bir itikat bozukluğu var, vahdet vücut şeyi var, bir sıkıntı var. Bunlar zarar verecek buyurdu. Ben şimdi bunu gizleyemem. E, verdi derdi, bana çok zarar verdiler. Ama ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? Ama maalesef adamlar peşlerine 50 kişi, 100 kişi buluyor. Ben yanıma iki kişi bulamıyorum bir hizmette. En garibi benim, en güçlü beni zannediyorlar. Bir inceleseler hiçbir şey çıkmayacak. Bomboş bir adam. Evet, lakin adamlar maddi manevi uuu. İstismar. İstismar mı arıyorsun? Hiç olmayan adam arıyorsan cübbeli gösteririz. İstismar. Ben sana göstereyim gel istediğin kadar istismar. Amma ve lakin. Şimdi biz itikadımızı, dinimizi korumak dönemindeyiz. Birbirimize uğraşmak döneminde değiliz. Ama itikat bozukluğu olursa buna müsamaha gösteremeyiz. Çünkü itikat işi başka işe benzemez. Şalvarlı da olsa, cübbeli de olsa itikat bozukluğu varsa o zaman onun e, zararından milleti, Müslümanları ne yapmamız lazım? Korumamız, kurtarmamız lazım. Bizim millet her sarıklı cübbeli gördüğüne İsmaila zannediyor. Her sarıklı cübbeli gördüğüne ulema evliya zannediyor. Hepsini Mahmud Efendi adamı zannediyor. E şimdi böyle olmaz. Burada her sınıf insan görüyor, yanlış işler yapıyor. Niye? Bu cemaati lekelemek için. Bunlara da uyanık olmamız lazım. Bunlara da yol vermememiz lazım. Yani dinimizi elimizde tutuyoruz. Öyle zor bir zamandayız ki hadis-i şerifin beyanı vecile. Buyuruyor ki: El kabiz ala dini kel kabiz ala el cemri. Bu hadisin devamıdır. Uzun bir hadistir bu. Esas okuyacağım hadisi okuyamadım tabii. Onda ayrı bir şey konuşuyoruz şimdi. Libya'dan buralara geldik. Libya'dan geldik ama doğru yerlere geldik. İşte uzak yerlere gitmedik. Libya ile buranın farkı yok. Ehli sünnet Müslümanların yurtları bunlar. Ulema evliyanın yurtları bunlar. Hepsi şu an ateş altında, iç savaş halinde Müslümanlar birbirini kesiyor. Bu sorun değil mi kardeşim? Bu, bu. Yani Efendimiz derdi. Etrafımız ateş çemberi, çember daralıyor. Bosna zamanında Sırpların zulmü de Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Şimdi Efendimiz bu sözüne baktığın zaman Bosna'dan şunu bunu derken nereye kadar geldi? Irak'a geldi. Suriye'ye geldi. Öyle mi? Sınırımıza kadar geldi. Sınırımızdan da ışıt mışıt geçti yani. İçeri de geçti. Dünya kadar ışıt burada neler yaptı? Hala da topla topla bitmiyor. E o zaman bir yerde yanlış yapıyoruz. Ehli sünnet itikadının mutlaka beyan edilmesi gerekir ki tekfircilik kalksın, birbirine tazlilcilik kalksın, Eli sünnetin müşterekleri var, zaruriyatı diniye. Bunlara inandıktan sonra kendi herkesin kendine göre bir metodu var, usulü var, bu var, mürşidinden aldığı talimat var. O Bunlar biz karışmayız. Herkes kendine göre zikrini yapsın. Ben 500 çekerim, o 1000 çeksin. Bunlar şey mi yani? Hanefi, Şafii, Anbel, Ne fark eder? Hepsi hak mezhep olduktan sonra. Müştereklerde buluşalım. Bu zamanda diyor, dinini diyor, sıkı tutmaya çalışan o ahir zamanda diyor, ne gibi olacak diyor? ateş közünü elinde tutmak isteyen gibi. Şimdi ateşe çok ihtiyacı var. işte suyu ısıtacak, çorba ısıtacak, işte şunu budur. Ateş lazım. Ateş lazım mı hepimize? Lazım. Ama şimdi doğalgaz açıyorsun falan geliyor. Şimdi hiç ateş yok. O da giderse bütün ateş sönecek. Şimdi ateşe mecbur olduğun, lazım olduğu yerde sen ateşi koruman lazım. Ne yapacaksın? Ateşi eline alacaksın. Tutsan yanıyorsun, bıraksan sönüyor. Sönünce de senin işine lazım. Başka menfaatların lazım. Başka ateş yok orada. Ateşsiz hayat olur mu? Şu anda İslamiyet'e sıkı sarılırsak ne olacak? Biraz sıkıntılara gireceğiz. Ateşi elinde tutmak kolay mı? Ama bırakırsak da helak olacağız. Yani onun için buyuruyor, zor zaman olduğu için elli sıttık sevabı var.